Tahmin edeyim aklında mükemmel bir oyun fikri var. Kafandaki hikaye o kadar güzel ki sana milyonlar kazandıracak. Fakat sorun şu ki aklındaki o harikalar harikası GTA'da MMORPG Online Global Offensive oyununu yapamayacağını bilmiyorsun. Yapamayacaksın. Maalesef. Her ne kadar oyun yapmak artık günümüz teknolojisiyle biraz daha kolaylaştırılsa da bu demek değildir ki oyun yapmak kolaydır. Yani bu işin kolay tarafları da var, rezalet zor tarafları da var. Bugün sizlere bu 200'ü anlatmak istiyorum ki oyun geliştirmeye daha sağlıklı bir kafada başlayabilin ya da böyle kafanıza daha güzel fikirler kurabilin. Videoyu burada kısa bir kesiyorum çünkü sizlere bu videonun sponsoru olan Salad'ı tanıtmak istiyorum. Salad'ı hemen şöyle kısaca tanıtmak gerekirse bu programı bilgisayarınıza kuruyorsunuz ve bu program siz programı çalıştırdığınız süre boyunca sizlere para üretiyor, para kasıyor. Bunu da tabii ki CPU ve GPU'nun kullanarak yapıyor. Yani bilgisayarınızdan madencilik yapmak istiyorsanız ama bu tarz olayları hiç bilmiyorsanız basit bir şekilde Salad'ı indirip para kazanabilirsiniz. Peki nasıl indiriyoruz Salad'ı? Google'a açtın. Salad yazıyorsun buraya. Bak ilk başta paşalar gibi çıktı. Sağ üstte bir Start Earning yani kazanmaya başla butonu var. Tıklıyorsun o butona. Hemen ardından da Download butonuna tıklıyorsun. Hop çalıştırıyorsun inen dosyayı. Şimdi açıyorsun buradan Salad'ı. Bak sağ altta şu anda program açık. Buradan oynat butonuna tıkladığında program çalışıyor ve para kazanmaya başlıyorsunuz. Peki bu paralarla ne yapabiliyoruz derseniz de sol üstteki Salad'ın simgesine dokunduktan sonra Store'a tıklarsanız alabileceğiniz her şeyi görürsünüz. Buradaki bakiyenizi kullanarak Steam için oyun, PayPal'a para aktarma, Amazon gift kartları, sanal kredi kartları ya da Discord Nitro gibi birçok şeyi satın alabilirsiniz. Ha bu arada siteye kayıt olurken sizlere bir referans kodu soracak. Oraya büyük harflerle Atom yazarsanız, bakın O değil, 0. Kazanacağınız paraya 2 kat hızlı kazanırsınız. Salad'ın indirme linki videonun açıklama kısmında mevcut. O halde videoya devam edelim. Şimdi ilk olarak sizi bir korkutmayayım. Önce bir kolaylıklardan başlayalım. Buna bir örnekle başlamak istiyorum. Şu anda önünüzde gördüğünüz oyunu ben yaptım. Bu oyunu kaç günde yaptığımı birazdan sizlere söyleyeceğim. Önce bir oyuna bakalım. Gördüğünüz gibi oyun bir Iron Man oyunu. Bir şehrin içinde, şehrin içinde NPC'ler, arabalar vesaire var. Yani yaşayan bir şehirdeyiz. Ve gayet misler gibi uçabiliyoruz, oradan buraya koşabiliyoruz, farklı farklı hareketler yapabiliyoruz. Karakterin efektleri olsun, osubusu olsun birçok şey harika. Ve bildiğiniz AAA bir oyun gibi gözüküyor değil mi? Tabii ki birkaç hatası var, gözünüze illa çarpmıştır ama onları şu anda takmayın, önemli olan o değil. Önemli olan oyunun geneli. Bu oyunun genel olarak şeklini Unreal Engine 5 ile Superman oyunu yaptım isimli videodan hatırlayabilirsiniz. Hatta bunu birçok YouTuber da gitti kendi videosuna çekti. Birçok kişi dedi ki oha oğlum adam neler yapmış. Hayvan gibi şirketlerin yapamadığı şeyleri yapmış lan adam. Ama işte o kadar az kişi biliyordu ki buradaki her şeyin hazır aset olduğunu ve bunları birleştirmesinin bir gün bile sürmeyeceğini. Evet bir gün bile sürmeyecek. Ben bu oyunu da bir günde yaptım. Yani bir gün bile sürmedi aslında. Ve buradan da kolaylıklardan ilk değinmek istediğim iki şey oyun motorları ve yeni teknolojileri ve bir de hazır asetler. Eskiden öyle çok fazla oyun motoru yoktu. Oyun yapmak isteyen insanlar ya bu hali hazırda olan motorları kullanıyordu ya da kendi motorlarını yazıyordu. Günümüzde artık öyle bir seviyeye geldik ki profesyonel oyun şirketleri bile kendi oyun motorunu yazmıyor. Bakın Valorant Unreal Engine 4'ten yapıldı. Hearthstone Unity'den yapıldı. Ulan benim en sevdiğim oyun Rust Unity'den yapıldı. CD Projekt Red yeni açıklama yaptı. Witcher 4 geliyor ve bunu da Unreal Engine 5'ten yapıyorlar. Adamlar yaptığı açıklamada bile diyor ki Unreal Engine 5'in yeni getirdiği açık dünya sistemi bize çok kolaylık sağlıyor. Bunu çok beğendik. O yüzden bunu kullanma kararı aldık. Düşünün. Yani bakın şu Unreal Engine 2'nin 2000 yılında çıkardığı bir teknoloji demosuna bakın. Bak bak özelliklere bak bak psikopat. Bir de şimdi Unreal Engine 5'in özelliklerine bakın. Hatırlarsanız bir ara bir Matrix oyunu furyası kopmuştu. Millet diyordu oğlum bu ne bu nasıl oyun? İşte o da Unreal Engine 5'in teknoloji demosu arkadaşlar. Ve oradaki şehir aha da benim bu oyunda kullandığım şehrin aynısı. Ve bu şehri bu şekilde bu oyunda kullanabiliyorsa bu yeni motorların çıkardığı yeni teknolojiler sayesinde olan bir şey. Eskiden sizlerin yaptığı deli zor optimizasyon işlerini şu anda motorlar kendileri hallediyor. Peki oyun motorlarını anladık. Oyun geliştiricilerine harika araçlar sunarak işimizi kolaylaştırıyor. Peki hazır asetler işimizi nasıl kolaylaştırıyor? Şimdi tek başınıza oyun geliştirdiğinizi düşünün. Diyelim ki alanınız yazılım. Oyunun yazılımını yapabiliyorsunuz ama modelden, çizimden, sesten, ondan bundan anlamıyorsunuz. Gayet de doğal zaten. Oyun yapımı tamamen bir takım işidir. E böyle bir senaryoda ne yapacaksınız? Tabii ki gidip hazır aset kullanacaksınız. Ülkemizde maalesef hazır asetlere karşı bakış açısı biraz garip. Bir ön yargıyla yaklaşılıyor. Bir oyunda en ufak bir hazır asset görünce insanlar böyle bir saldırganlaşıyor. Buna hiç gerek yok. Bir oyun üretimindeki en önemli faktör zamandır. Zaman kazanmak için hazır asset alınır ve kazanılan zaman da size para olarak geri döner. Bu kadar basit aslında. Ve videonun başında gösterdiğim
Batman Superman oyunu gibi gayet sadece ve sadece hazır asset kullanarak böyle oyunlar yapabiliyorsunuz. Mesela burada neler hazır asset diyeceksiniz? Öncelikle şehir hazır. Bütün uçma, yükselme, kalkma, inme vesaire bütün bu animasyonlar hazır. Hatta animasyonlarla beraber bu paketin içinde bu karakteri de veriyorlar. Yani sizin ekstra bir kod yazmanıza gerek yok. Direkt olarak bu karakteri veriyor zaten size. Buradaki karakter modelini de dışarıdan bir yerden hazır olarak alıyorsun ve hepsini birleştirip gayet mükemmel bir oyun yapabiliyorsun. Hazır assetler mükemmel iş kolaylaştıran şeylerdir ve asla kaçınmamalısınız. Ama tabii dozunda kullanmanızı da tavsiye ediyorum. Teknoloji bu şekilde ilerliyorken oyun sektöründe edinen bilgi ve kaynaklar da artıyor tabii. Mesela bundan 15-20 sene önce internete gidip de oyun yapımıyla ilgili bir şey arattığınızda bir kaynak bulmanız çok zordu ve oyun yapacak insanlar bunları kendileri çözmesi gerekiyordu. Seneler geçti, edinen bilgiler arttıkça İngilizce kaynaklar çıktı ortaya. Mesela şimdi günümüzde Türkçe kaynak da bulabiliyoruz. Bunları YouTube'dan arayabiliyoruz, internette araştırabiliyoruz. Udemy gibi ders platformlarından bunların derslerini alıp öğrenebiliyoruz. Yani sektördeki kaynak deli gibi arttı. Ve siz yarın öbür gün herhangi bir şey sorduğunuzda internete cevap alamama gibi ihtimaliniz yok. Ha diyelim bir tane sorunuza cevap bulamadınız. Topluluk ve forumlar da arttı. Gidiyorsunuz Unity'nin, Unreal'in ya da başka bir oyun motorunun forumuna. Sorunuzu yazıyorsunuz. Ertesi gün cevaplıyorlar abi zaten. Diyelim forumlarda o kadar beklemek istemiyorsunuz. Herhangi bir oyun geliştirme Discord sunucusuna giriyorsunuz ve orada sorabiliyorsunuz sorunuzu. Orada 2 dakika sonra cevap alıyorsunuz zaten. Bu arada hazır böyle Discord'da oyun geliştirme topluluklarından bahsederken yandan mağara devi de şöyle bir sıkıştırayım ortaya. Bizim de bir sadece oyun geliştiricilere yönelik bir topluluk Discord sunucumuz var. Eğer siz de bu sektörün içindeyseniz, eğer siz de bu sektörle uğraşıyorsanız siz de bu Discord sunucusuna bekliyorum. Link videonun açıklama kısmında mevcut. Bir sonraki kolaylığımız ise devlet destekleri. Evet, belki birçoğunuzun bundan haberi bile yok ama devlet destekleri diye bir şey var. Bu desteklere başvuru yapabiliyorsunuz ve bu destekler işte sallıyorum Steam %30 alıyorsa %15'ini size geri ödemedir. İşte şirket kurduysanız ve adam çalıştırıyorsanız 2 kişinin maaşını veriyor. Sallıyorum 500 bin liraya donanım aldıysanız 250 bin lirasını falan geri veriyor. Böyle değişik değişik destekler var. Ve bu destekler gerçekten çok tatlı destekler. Bunlar haricinde bilişim vadisinde çalışmanın işte ne bileyim gelir vergisinden muaf etme olayları vesaire vesaire de var. Tabi bunları biraz daha araştırmanız lazım. Ama kısacası bu tarz desteklerle beraber eğer profesyonel bir şekilde şirket kurup oyun yapmak istiyorsanız işiniz gayet kolaylaşmış oluyor. Günümüz koşullarında oyun yapmanın getirdiği kolaylıklar biraz sevindirdi dedim size. Yani oyun yapmak kolay değil mi? Hayır. Ben oyun yapmak kolay demedim. Ben sadece oyun yapmak şimdiye kadar hiç bu kadar kolay olmamıştı dedim. Ama bu kolaylık yine zor bir kolaylık. Öncelikle tasarım ve oyun fikrinden girmek istiyorum. Artık günümüzde özgün fikre sahip bir oyun yapmak gerçekten çok zor. Ha diyelim aklınıza çok egzantrik bir fikir geldi. Fikrin çok özgün olduğuna inanıyorsunuz. Daha önce hiç kimse yapmamış. Bunun da kendi zorluğu var. Çünkü önceden hiç test edilmemiş. Ve oyun başarılı olacak mı olmayacak mı bilmiyorsunuz. Ki şu zamana kadar da hiç benzeri bir şey yapılmadıysa muhtemelen başarısız olacağını öngördükleri için kimse yapmamıştır. Bakın emin olun aklınıza gelen fikir her neyse sizden önce başkasının aklına da geldi fikir. O yüzden yapacağınız oyunun ana fikrini ve tasarımını çok iyi planlamanız lazım. İşte bazı arkadaşlar bana bazen mail atıyor. Abi geçen gün şöyle bir olay oldu bunun oyununu yapsana diye. Kardeşim öyle bir şey olmaz. Öyle bir muhabbet yok. Benim bu kanalda yaptığım içeriklerin hiçbiri gerçekten satış amaçlı yapılmıyor. Ben bunları içerik için yapıyorum. Ha gerçekten oyun yapacaksan bu tarz fikirlerden oyun olmaz. Bunlar size para kazandırmaz. Neyse diyelim tasarımınızı, oyun fikrinizi oturttunuz. Harika bir şey var abi kafanızda. Öncelikle şunu bilmeniz lazım. Oyun yapmak bir takım işidir. Tek başına başınıza da yapabilirsiniz ama çok zorlanırsınız. Size bir takım gerekiyor. Diyelim takımınızı buldunuz. İşte en zor şeylerden biri. Takım yönetimi. O takımı yönetmek, o takımın sürekli olarak yaptığınız oyuna karşı hevesini tazelemek, takımdaki arkadaşlarınızın yapacağı görevleri belirlemek, bu görevlere bir deadline vermek, bunları takip etmek, takım içinde çıkabilecek olumsuzlukları, kavgaları yönetmek, bunları kontrol altında tutmak. Bunlar aşırı kafayı yedirten işler. Bu bahsettiğim şeylerden birinde, bakın sadece birinde, en küçük bir hata yapılırsa o proje patates olabilir. Tamam diyelim harika sorunsuz bir takımınız var. Gayet güzel işleyen metodlarınız var. Şu iki şeyi unutmayın. Eğer bilgisayar ya da konsol oyunu tarzı bir şey yapmaya çalışıyorsanız üretiminiz çok uzun sürecek. Yani öyle bir haftada iki haftada bir bilgisayar oyunu çıkarmaya falan çalışmayın, düşünmeyin bile. En küçüğünden adam akıllı bir bilgisayar oyunu yapmak için en azından birkaç aya ihtiyacınız var. Ve birkaç ay boyunca eğer takımınızdaki insanlara para vermeniz gerekiyorsa üretimin maliyetini siz düşünün. Mesela sizlere bazı büyük oyunların üretim zamanını ve maliyetini söyleyeyim.
Mesela Cyberpunk 2077. Bu oyun yaklaşık 9 senede yapıldı ve yine yaklaşık 2000 kişi çalıştı. Oyuna totalde harcanan para 200 ile 300 milyon dolar arasında. Ve bu reklam, marketing vesaire bunlar hariç, sadece oyunun üretimi için. Red Dead Redemption 2. Bu oyun yine yaklaşık 2000 kişiyle 8 senede geliştirildi. Ve yine oyuna harcanan üretim bütçesi 500 milyon dolar. Farkındayım biraz fazla çıktım ama kaç kişiyle kaç senede ne kadar paralarla yapıldığını görüyorsunuz. O zaman tek kişi tarafından yapılmış ve bayağı az bir bütçesi olan bir oyundan bahsedelim. Undertale. Undertale biliyorsunuz ki Toby Fox tarafından, yani bir kişi tarafından yapıldı. Toby Fox bu oyunu yaklaşık 3 senede yaptı ve oyuna totalde 50 bin dolar harcadı. Ve harcanılan bu para ve bu emekle beraber mükemmel şeyler kazandı. Evet ama Toby Fox gibi milyonlarca insan yine Undertale gibi milyonlarca oyun yaptı. Kaç tanesini duydunuz? Yani bu oyunlar uzun mu uzun emek, bol mu bol para, bir de üstüne güzel bir takım gerektiriyor. Bir de bunların yanı sıra işin donanım ve yazılım kısmı mevcut. Mesela bir oyun yapıyorsunuz, birinin bilgisayarında çalışıyorken diğerinin bilgisayarında çalışmayabilir. Bu optimizasyondan dolayı, yani donanımdan dolayı kaynaklanıyor olabilir. Ya da yazılımsal bir sıkıntısı vardır oyunun, kimi bilgisayarlarda mis gibi çalışırken diğerlerinde çok bozuk bir şekilde çalışıyor olabilir. Bu tarz bir sürü hatayla karşılaşacaksınız. Hata derken sadece oyunun içindeki yazılımından da bahsetmiyorum. Birçok şeyde hata alacaksınız. Oyun motorunda hata alacaksınız, yazılımında hata alacaksınız, animasyonuyla ilgili bir şeyden hata alacaksınız, programların kendisi hata verecek, çizimin bilmem nesi hata verecek vesaire vesaire, kafayı sıyıracaksınız. Ve bu gibi durumlarda sabretmeniz gerekecek. Hem de büyük sabretmeniz gerekecek. Diyelim ki online oyun yapıyorsunuz, üstüne bir de hilecilerle bir de üçüncü parti uygulamalarla uğraşmanız lazım. Yani oyunu yaptınız bitmiyor abi. Sürekli olarak oyuna hizmet vermeye devam etmeniz, onu geliştirmeye devam etmeniz gerekiyor. Diyelim ki oyununuzu yaptınız sıkıntısız bir şekilde, artık her şeyi hallettiniz, sonuna kadar yüzdünüz, geldiniz. Şimdi oyunu paylaşmanız lazım. Paylaştınız, kim nereden duyacak abi oyununuzu? Orada bir de sağlam bir pazarlama yapılması gerekiyor. Ve sağlam bir oyunun pazarlaması oyunun üretiminden daha çok para ister. Yani ya kendiniz yayınlayacaksınız oyununuzu, kendiniz deneyeceksiniz bunu. Ya da para için yatırım bulacaksınız. Ya da onu da geçtim, kendinize bir publisher bulabilirsiniz. Yalnız bu yatırımcı ve publisher konusunda da yine çok dikkat edilmesi gereken bir şey var. O da etrafta iş bilmeyenleri keklemeye çalışan çok fazla vampir publisher ve yatırımcı var. Bunları böyle akbaba gibi düşünün abi. İşte en ufak bilmediğiniz bir kısım varsa sizin kanınızı emerler. O oyunu yaptığınızda sizi bin pişman edene kadar sizi sömürürler. Yani anlayacağınız, oyun yapımı zor bir iştir arkadaşlar. Öyle bir haftada iki haftada oyun yapmaya çalışayımla olmaz bu işler. Ha yaparsınız bir şeyler, elbet yaparsınız. Fakat bu oyun satacak seviyede bir oyun değildir. Ama yine söylüyorum, iyi tarafından bakın. Oyun yapmak tarih boyunca zordu. Bu sadece şu ana ait bir özellik değil. Ama tarih boyunca da oyun yapmanın en kolay anlarını yaşıyoruz. Ve işin güzel tarafı bu gitgide de kolaylaşacak. Eğer bir oyun yapma hayaliniz varsa burada saydığım kötü şeyleri kesinlikle böyle moral bozucu bir şey olarak algılamayın. Bunlar muhtemelen başınıza gelecek, karşılaşacağınız şeyler. Bunları aşıp ilerlemek yine sizlerin elinde. Ama lütfen şunu unutmayın. Buradaki engelleri aşıp ilerlemek istiyorsanız gidip de saçma sapan yok ben GTA 8 yapacağım, yok ben dünyanın en büyük MMORPG oyununu yapacağım diye girmeyin bu işe. Küçükten alın. Daha küçük oyunlarla başlayın. Game jamlere katılın. Daha böyle mini oyunlar geliştirin. Bunları yavaştan Steam'e koyun. Ve yavaş yavaş hem kendinizi büyütün, hem takımınızı büyütün, hem de yaptığınız oyunları büyütün. Yapacağınız bu güzel oyunları oynamak dileğiyle hepinize hoşçakalın arkadaşlar. Bu arada videoyu like atıp abone olmayı unutmazsanız mükemmel olur. Görüşürüz. Öpüyorum sizleri.